Ağırlıkta şikayet edilen birkaç konu var. DASK depremde ağır hasar alan evim için 70 bin lira ödedi. Bu parayla ne yapılabilir ki? Maalesef deprem bölgesinde böyle bir sorun yaşanıyor. Malum elektrik, su ve tapu işlemlerinde DASK zorunlu. Zorunlu deprem sigortası da vatandaşın beyanına göre yapılıyor. Kimi vatandaşlar elektrik ve su aboneliği veya tapu işlemi sırasında sigortaya daha az prim ödemek için konutunun metrekaresini düşük beyan ediyor. Şöyle ki konut 150 metrekare ise bu durumda teminat 452 bin lira ve ödenecek prim de 1000 lira. Öncelik deprem olmadığı için vatandaş elektrik ve su aboneliğini çözmek için DASK'a da fazla prim ödemek istemediğinden konut metrekaresini 50 metrekare olarak beyan edince DASK'ın verdiği teminat 100 bin liraya iniyor. Ödenecek prim de 300 liraya düşüyor. Vatandaş elektrik, su, abonelik işini çözüyor ama depremde yıkılan evi için DASK'tan 452 bin lira alacağına 100 bin lira alıyor. İşte deprem bölgesinde yaşanan tam da budur.